30 gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 7/24 365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil. Herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Benden uzak dur, kim olduğunu bilmiyorum, sen nesin bilmiyorum ama buna daha fazla devam etmeyeceğim. Neler oluyor? Gücüm, hayır! Bekle, sen nesin? Selam Yeşil. İyi misin? Yeşil, ne yapıyorsun? Çekil üstümden. Kırmızı, buradan gitmeliyiz. Neler oluyor? Mor, havalandırmayı aç. Buradan kaçmalıyız. Hey, bu tarafa gelin. Yeşil'in olduğunu gördün mü? Onu bir şey ısırmış ve onu ele geçirmiş. Şu anda avlanıyor. Yeşil de seni ısırdı. Dönüştüğünde bize saldırabilirsin. O yüzden burada kalman daha iyi olur. Ne? Bana bak, ben... Şey... Gördün mü? Sana söyledim. O büyük ve güçlü kırmızı. Onu daha fazla tutamayız. O yüzden buradan hemen tümeliyiz. Çok komik düştün. Kes sesini de, bu neymiş bir bakalım. Hey, bu bizim kurtulma şansımız olabilir. Ne? Daha önce bu makineyi hiç görmedim. Yani bu senin makinen değil mi? Hayır hayır, ama bunu kim yapmış olabilir ki? Yani buradaki tek deha benim. Ya da sizi çok hafife alıyorum. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım onu dışarıda bıraktık. Ya da kafana kısıldın. Turuncu, seni görmek çok güzel. Ne olduğunu anlatacak mısın ha? Sanırım neler olduğu hakkında bir fikrim var. Hayır, hayır. Mavi, mor, yeşil. This is horrible. Korkunç, hepimizi buradan çıkarmam gerekiyor. Etkilendin mi bakalım buranın dehası? Bence el işçiliğimi tebrik etmelisin. Ne yapıyorsun sen? O zombiler senin arkadaşların falan mı? Yani... Arkadaşlarım mı? Kesinlikle arkadaşım değiller. Zorunlu olarak seçtim. Ama aile her şeyden önce gelir. Şu an ben bir Rainbow Friends olmadan öncesini görüyorsun arkadaşım. Oldukça geniş bir ailem vardı. Beslenecek bir sürü mide, bakılacak bir sürü çocuk ve dolması gereken cüzdanlar vardı. Ki birbirimize bakmak zorundaydık. En azından birbirimize sahip olduğumuz için mutluyduk. Ama bir gün en küçük erkek kardeşim hastalandı. Soğuk algınlığı gibi bir şeydi ama daha kötü bir şeye de benziyordu. Ne kadar hayatta kalacağını bilemiyorduk. Bu yüzden benim olan bir şeyi ona verdim. Tedaviler ve ilaçlar için çok fazla paramız yoktu. Doyuracak çok mide vardı ama çok fazla yemek yoktu. Yine de en çok onun ihtiyacı olduğu için en güzel şeyleri ona veriyorduk. Ama bir gece dayanamayıp gizlice odasına girdim ve yemeğinden biraz aldım. Bunu yapmak istemiyordum ama kendimi de durduramadım. Yediğimi anladığımı anlamadığımı bilmiyorum ama hayatımda yediğim en güzel yemeklerden biriydi. Sonra annemle babamın kardeşimin yemeğine bir çeşit özel hap koyacaklarını duydum. Ona yardım edebilmek için son şans o yemekti. Ve ben onu elinden aldım. Daha sonra onunla hiç konuşamadık. Onu kaybettim.
Ve sadece ne bok yediğimi bilerek daha fazla dayanamadım. Kendimden ve hayattan nefret etmeye başladım. Hayatın ne kadar kısa olabileceğini anlamıştım. Onunla konuşamadığım için, ona özür dileyemediğim için kendimi aşırı derecede suçlu hissediyordum. İnsanlığımı kaybetmiş olabilirim ama bunu tutmayı başardım ve şimdi bunu kullanacağım. Anladım ki eğer bunun üzerindeki DNA'yı bize enjekte edebilirsem harika şeyler ortaya çıkabilir. Belki birleştireceğim güç o DNA ile renklenir ve onu geri getiririm. Turuncu, neden bize daha önce bunu söylemedin? Sana yardım edebilirdik. Bizi incitmek zorunda mıydın? Hepimizin Rainbow Friends olmadan önceki hayatlarının çok zor olduğunu biliyordun. Peki benim hikayemi farklı kılmayan nedir? Senin hatan değildi Turuncu. O zamanlar daha çocuktum ve kim bilir belki de ona hiç yardım olmayacak. Asla telafi edip etmemem gerektiğini bilemeyeceğim. Ondan özür dilemem gerek. Ne olursa olsun onunla tekrar yüzleşmeliyim. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun mu? O zaman öldür bizi. Sizi öldürmeye çalışmıyorum. Kendine bak. Onlara bak. Sadece renklerinizden birazcık alacaktım o kadar ama artık renklerin gücünün farkındayım. O yüzden hepsini kardeşimi kurtarmak için kullanacağım. Bu iş böyle olmaz. Tüm renkleri bilinmeyen bir DNA ile birleştiriyorsun. Bir canavar yaratabilirsin. Canavar yaratabilirim ama yine de onu geri getirebilirim. Ne dersen de yarardan çok zarar olacak. Küçük kardeşini böyle geri getiremezsin ki Turuncu. Nereden biliyorsun? Ona yardım etmek için yeterli değilsin. Sence bu yeterli değil mi? Vay! Belki de daha fazla rengi ihtiyacım vardır. Ne oluyor? Tüm renklerimizi işlemek için yeteri kadar güçlü değil. Her bir orijinal bedenimize yapışmış olsaydı makine mükemmel çalışırdı. Ama aç gözlü olmanın iki kuralı vardır. Kötü ruh ve o zaman plana bağlı kal. Onu yere bırak. Madem o kadar çok istiyorsun, gel ve al. Beni durdurmaya çalıştın ama aslında bu onu düzeltti. Ne? Hayır. Neredeyim ben? Kanım acıyor. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı değil mi? Evet. Hey, bunu bugün buldun dostum. Sana bir teklifim var. Bu gece burada olanlar aramızda kalacak ve bana gerçekten yetenekli olduğunu gösterdin. Anlaşmaya ne dersin? Bence birlikte harika şeyler yapabiliriz. Kim bilir, belki güzel bir plan yaparsın. Ve sana yardım ederiz. Maybe we'll be able to help you out after all. ...30 gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 7/24 365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil, herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Korkak bir tavuk gibi koşma, utanç verici. Vazgeç artık, en sonunda yakalayacağız zaten seni. Siz öyle sanın, cehennem rainbowlarını gördüğünüzde kim kaçacak göreceğiz. Güç dengesini eşitleyelim ha. Tanrım, bu bir ordu. Hayır, kovanı koruyalım. Olamaz, bunlar çok fazla. Bu onları uzun bir süreliğine meşgul eder. Bana bulaşmayacaktınız Rainbow Friends. Hadi birbirimizden ayrılmayalım. Bunlar Poppy Playtime ile Rainbow Friends'lerin özelliklerinden alınmış şeyler. CEO bizlere zulmetti ve bu zulmedenleri devirmek için oyuncaklarla birlik olduk.
Kötülerden intikam alacaktık. Saçma sebeplerden dolayı hayatımızı mahvettiler ve hala mahvetmeye devam ediyorlar. İsterseniz size neler olduğunu hatırlatayım. İki kötü bilim aptalı, Kırmızı ve Siyah, kendi güçlerini artırmak ve para için birleştiler. Gerçekliklerimizi birleştirmek için birlikte çalıştılar ve başardılar da, bizi birbirimize düşürdüler. Ama sonra Rainbow Friends ve Poppy Playtime'ların birleşeceklerini düşünmüyorlardı. Farklılıklarımızı bir kenara atıp gerçek düşmanımızın farkına vardık. Bizler birleştikten sonra CEO kendini kurtarmak için kaçtı. İyi şanslar Kırmızı. Ne sahtekar ama. Tabii ki onun bu kadar kolay kaçmasına izin vermeyecektik. Ama ne yazık ki CEO burada daha fazla kontrole sahip olduğu için renkli hagiba giden bir ordu yapmış. Bu orduya karşı hiçbir şansımız yoktu. Enerjimiz düştüğünde her türlü parçalanacaktık. Bu yüzden geri çekilme kararı aldık. Geri çekil! Olamaz, yanlış bir yola girdiğime yemin edebilirim. Bekle, bu da ne? Güleveli, senin öldüğünü sanıyordum. Tam olarak öyle değil aslında. Evrenimizi Rainbow Friends'lerin evreniyle birleştirdiğin için sana çok teşekkür etmeliyim. Şimdi bize bir iyilik daha yapacaksın. Bize? Bu çok saçma. Bırakın beni. Bu kadar yeter Kırmızı çocuk. Eminim ki yüzündeki ifadeyi görebilseydim o kadar da eğlenceli bir surat değildir. Yeşil, kapıyı sağlamlaştırmama yardım et. Mor, dışarıda neler oluyor dostum? Anlatacak zaman yok. Hadi. CEO kaçtı ve Hagi Wagi orada kaldı. Üzgünüm. Hagi. Üzgünüm Mami. Bekle, diğerleri nerede? Keşif yapıyorlar bu yeni binadan ne tür sırlar bulunduğunu görmek için. Geride kalanlarımız için Kırmızı'dan daha fazla intikam almak için sabırsızlanıyorum. Hey sakin ol Yeşil, bu olay hakkında konuşalım olur mu? Şimdi Mami sen de dahil olmak üzere hepimiz tekrar insan olmak istiyoruz değil mi? Hem diğer oyuncak arkadaşların da bunun için tek şansı benim. Bizi gerçekten insan yapabilir misin? Onun yalanlarına kanma, bu onun her zamanki yalanı. Hayır bu sefer lütfen bana güvenmelisiniz. Merhaba Rainbow Friends'ler ve merhaba harika oyuncaklarım. Hey dostum, bu adam yine ne istiyor? Şimdi müttefiğim ve ben sizin bir kez ve her şey için ölmenizi istiyorum. Flash TV açık kalmış galiba. CEO, Kırmızı'yı çoktan yakaladık. Ama Kırmızı müttefiğim değil. Herkese merhaba. Uzun zaman oldu. Siyah Rainbow Friends. Kili Vili. Baba. İkili Vili öldü. Onun bedenini ben ele geçirdim. Ve hepinizi öldüreceğim. Buna yemin edebilirim. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun peki? Evrenimizin her ikisinde de eksi virüsü denen bir şeye maruz kalarak onu yendiğinizi düşünebilirsiniz. Ama bunca zamandır siz unutulmuş siyah bir Rainbow Friends gücü benim aracılığımla bağlantısı var. Yeniden canlandırabilirim ve şimdi bana katılın. Bu duyguyu unutmuşum. Küçük canavarlarım, iyi eğlenceler. Her zamankinden daha güçlüyüm. Bekle, şimdi ne yapmalıyız? Yeniden toplanmamız gerek. O kuçunu kaldır da havalandırma deliğine koş. Arkadaşlar, sanırım beni unutuyorsunuz. İyi. Hadi koşun. Burası da ne böyle? Yardımcı bilim insanların bizi oyuncak yaptığı yer burası ve burası güvenli değil. Buradan en kısa sürede ayrılmalıyız. Hayır, burası mükemmel. Ha, ne demek istiyorsun?
Şimdi şöyle, siyah kilivili yarattığı her iki evrenin de eksi virüsüyle karşılaştığını söyledi. Hepsi bu adada dönüştüğüne göre tedaviyi burada yapabilirim, öyle değil mi? Sana güvenebileceğimizi nasıl bilebiliriz? Bilemezsin. Ben mor hatalar yaptım. Tamam ama ister inan ister inanma, bu sizin son şansınız. İyi. Ne ihtiyacın varsa bize söyle. Ben burada tedavi yaparken siz de diğerlerin dikkatini dağıtmanız gerekiyor. Buraya gelmemeliler. Diğerleri. Umarım onların başı da belada değildir. Kırmızı'nın deneyini bitirmesi üzere biz de işimize koyulduk. Mami ile ayrıldık. Böylelikle daha fazla dikkat çekecektik. Kırmızı'ya tekrar güvenmek zorunda kaldık. Umarım bizi yanıltmaz. Eğer başaramazsak Rainbow Friends ve oyuncaklar tekrar savaşa girecek ve kazanan olmayacak gibiydi. Ama mavi düşmanlarını ele geçirme deneyiminde çok iyi. Yeşil ise oyuncakların en büyüğüyle mücadele etti. Mami ise uzun bacakları ne olursa olsun daha iyiydi. İşte iki evrenin de kaderi bu dövüşe bağlıydı. Ve son olarak Playtime'ın dünyaca ünlü popüler oyuncağı Huggy Wuggy. Huggy, sen yaşıyorsun. Evet, senin sayende yaşıyorum ve beni kurtardığın için teşekkürler Mor. Huggy de egze virüsüne bulaşmıştı. Sadece hızlı olmakla kalmıyor, bir de çok güçlüydü. Nasıl yumruk atılacağını biliyordu. Neyse ki uzun ve esnek vücudum onun darbelerinin çoğundan kaçmama yardım etti. Sadece Kırmızı'nın bu virüsün çaresini çabucak bulmasını umuyordum. Huggy. Harika, anladım. Henüz değil Kırmızı. Kazanamazsın. O yüzden neden bize katılmıyorsun? Babanın yanında yer alabilirsin. Hep istediğin şey de bu değil miydi? Asla. Çözüm tesislerinde kimyasal dağıtım bekleniyor. Hayır, hayır. Ne yaptığını sanıyorsan. Bir kez olsun doğru olanı. Yine görebiliyorum. Yani mecazi anlamda. Aa, şükürler olsun. Rainbow Friends mi yoksa Puppy Playtime, hangisinin daha güçlü olduğunu asla öğrenemeyeceksiniz. Asla deme. Dostum şuna bak, iyileştim. Kurumuzu başardı. Başım çatlıyor. Sanırım her şey bitti. Hayır. Daha yeni başlıyor. Arkadaşlar şu videoyu beğenir misiniz, size zahmet. Yani like'ın ne işe yaradığını bilmiyorum ama siz yine de bir like atın. 1 TL kazandırıyor, 1 TL kazandırıyor. Ne? Hey millet, ben Fırlamazik. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends'e giden yoldayız. Yaptığımız araştırmaların sonucunda size buranın nasıl bir yer olduğunu anlatayım. Ürkütücü. Uzun zaman önce terk edilmiş bir yere benziyor ve bu yerde paranormal varlıkların olduğu söyleniliyor. Bunu duydunuz mu? O kesinlikle burada. Hadi. Hadi ama içeri gir, bu fırsat kaçmaz. Bize verdiğin acıların bedelini ödeyeceksin Kırmızı. Senden ve bu yerden bıktım. Buradan gitmek istiyoruz. Ne buradan çıkacağız? Seni yok etmemiz gerekse bile. Bunu gördünüz mü millet? İşte onlar yaratıklar. Kendilerinden birini feda ediyorlar. Değişik bir ritüel. Hadi ama beni çekmeyi bırak, onları çek. Hayır buna pişman. Artık bitti. Henüz değil, bakın. Aman tanrım, yakalandık. Sanırım bu senin şanssız günün. Hem bu lezzetli görünüyor. Ne yapıyorsun? Bizimle ne yapmayı planlıyorsun? Ben Mavi, ben bir Rainbow Friends'im. Tek yapmak istediğim sizlere gerçekleri anlatmak. Gördüğünüz gibi hepimiz masum varlıklarız. Az önce yok ettiğimiz kişi de bizi bu hale getiren adam. Ne yani, canavar olmadığınızı mı söylüyorsunuz? Hayır değiliz, korkutucu görünebiliriz ama bir zamanlar biz de senin gibi insandık. Bu yere bizi o adam yalan vaatler ve aldatmacalarla çekti. Biz de ondan intikamımızı aldık.
Tamam, sakinim, sakinim. Kamera ekibine saldırmak yok. Sakinim. Neler olduğuna inanamazsınız dostlar. Mavi aslında bizim hikayelerimizi de anlatacaktı. Önce kendi hikayesinden başladı. Kırmızı'nın iş teklifinden sonra buraya gelirken başına gelen kazadan başladı ve mavi olana kadar ki sürüklenmesini anlattı. Sonra Yeşil'e yapılan zorbalıklardan ve Kırmızı'nın onu gözünü düzeltme vaadiyle kandırmasından bahsetti. Mor'un trajik yetiştirilme tarzından, geçmişte nasıl bir hırsız olduğundan ve nihai bedelini nasıl ödediğinden bahsetti. Daha sonra da benim devasa bir adamdan, minik bir yaratığa dönüşme hikayemi anlattı. Hatta sarıdan bile bahsetti. Ve burada dönen tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü. Sonra kamera ekibiyle anlaştık ve buradan kurtulduk. Ve yakında tüm dünya Rainbow Friends'in gerçek hikayesini öğrenecekti. Bunun üzerine insanlar, halk ve bütün dünya bizi sevdi. Görünüşe göre ilgi çekici bir hikayemiz vardı. Her şey vardı hikayemizde. Aşk, kayıplar, trajedi, gizem. Çok geçmeden kasetimiz tüm haber ajanslarına dağıtıldı. 7'den 24'e herkes bizi izliyor, tanıyor ve seviyordu. Birçok ünlü oyuncak firması bize oyuncaklarımızı yapmak için tekliflerde bulunuyorlardı. Hatta müzik albümleri bile çıkarıyorduk. Ve çeşitli televizyon şovlarına bile konuk oluyorduk. İnsanlar bizi gerçekten sevmişti. Bize hayranlardı. Ve hatta şovlarda ailelerimizi bile görüyorduk. Böylelikle çok daha mutlu oluyorduk. Ama mavi değişmişti. Bize hiç söz hakkı bırakmadan Lo'nun sorduğu her soruya atlayıp cevap veriyordu. Geri kalanımız neredeyse hiç konuşmuyorduk. Böylece herkes bizi isimlendirmeye başladı. Mavi ve Rainbow Friends diye. Sanki o bizden üstünmüş gibi. Ya da bir çeşit lider gibi. Bundan rahatsız olmamalıyız ama hepimiz acı çektik. Neden tüm şöhreti ve ihtişamı alsın ki? Sürekli bir grup tarafından kuşatılmıştı. Düşüncelerimizin pek bir önemi yoktu. Çünkü Mavi kendi şöhretini yaşamaya başlamıştı bile. Deri ceketler ve güneş gözlükleri takıyor, solo albümler kaydediyordu. Daha kötüsü artık o kadar da bizim dostumuz gibi görünmüyordu. Dostluğumuz zayıflamıştı. Sık sık tartışıyorduk. Ta ki bir gün patlayana kadar. Kendini dünyanın sahibi sanıyordu. Bize artık Rainbow Friends olmadığını söyledi. Ve bizimle yollarını ayırarak kendi yolunu çizmeye başladı. Kalbimizi kırmıştı. Ve uzaklaşmasına izin vermiştik. Herkes gibi değildik. Farklıydık. Ama o bunu göremedi. Rainbow Friends için teklifler başladı. Ama mavi olmadan küçülmüştük. Daha fazla izlenmeyen, garip görünümlü adamlarla çalışıyorduk. Ve zamanla teklifler ve gelen telefonlar kurudu. Ama Mavi gitgide yükseliyordu. Kendi filmleri ve daha fazlasına sahipti. Onu kıskanmadığımı söylesem yalan olurdu. İnsanlar beni yemek yeteneğim için severdi. Büyük bir adamdım. Ama şimdi ise ucubelerden birisiyim. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Tekrar ilgi odağı olabilmem için biraz hile yaptım. Büyük şovlardan birisiyle anlaştım. Ve bu defa gerçek bir şey yapacağımızı ve Rainbow Friends'in canlı yayında buluşacağını söyledim. Sonuçta insanlar iyi bir buluşmayı sever. Yöneticiler de bunu yedi. Ama tek şartları Mavi'nin de olmasıydı. Daha sonra Mavi'yi de arayıp bir toplantı yapacağımızı ve canlı yayında olacağını söyledim. Onu kandırmıştım. Buluştuğumuzda çok mutlu görünmüyordu. Ama bir profesyonel gibi davranmalıydı. O yüzden gönülsüzce de olsa yerine geçip oturdu.
ve her şey harika gidiyordu. Ta ki dördümüz de birbirimize saldırmaya başlayana kadar. Yıllarca birikmiş hayal kırıklıkları patlamıştı. Ortaya çıkan kaos oldukça etkileyiciydi. Seyircilere anlatmam gerekirse hepsi o muazzam yıkımdan kaçtı. Ve çok geçmeden bu kavgamızı herkes duymuştu. Ve artık haberlere göre sevimli Rainbow Friends değildik. Daha çok tehlikeli ve korkunç bir sürü canavardık. Artık Mavi bitmişti. Kafası yerine gelmiş aramıza dönmüştü. Ve onu affettik. Çünkü arkadaşlar birbirlerini affeder. Gidecek başka yerimiz ve birbirimizden başka kimsemiz olmadığından eve geri dönmüştük. Fakat bir grup dönmemizi kutlamak için toplanmıştı. Üzerlerinde resmimiz olan tişörtleri giyen, tezahüratlar yapan ve gülümseyen birkaç hayranımızdı. Görünüşe göre hala hayranımız varmış. Ama içimizdeki o canavarı daha fazla bastıramazdık. İçimizdeki o şey sonsuza kadar sürecekti. Sonra dönüp birbirimize baktık. Yaptığımız en iyi şeyi yapmak için. Yok artık, ne olmuş bu yere? Bekle, bu da ne böyle? Kırmızı? Kaç ve kendini kurtar Mavi. O geliyor. Kim geliyor? Benimle oynamak mı istiyorsun? Oo, çok eğlenceli olacak. Buradan hemen gitmeliyim. Hey, yavaş olsana Mavi, nereye gidiyorsun? Yeşil, zaman yok, takip et beni. Bu ne bu vır zıvır? Benden kaçamazsın. Üzgünüm Yeşil. Ne olursa olsun ilerlemeliyim. Akşam yemeği zamanı. Mavi, nereye gidiyorsun? Açıklamak için zaman yok. Yaşamak istiyorsan benimle gel. Neyden bahsediyorsun? Ben hareket edemiyorum Mavi. Önce kırmızı, sonra yeşil, şimdi de turuncu. Rainbow Friends tek tek yok oluyor. Mor hala hayatta olmalı, onun aklında her zaman bir kaçış planı vardır. Mavi! O neydi? Yardım et! Yardım et! Yardım et! Mor! Bekle, ne? Bunu kim yapmış olabilir? Sence? Merhaba Mavi! Pembe! Abla, bunca şeyi sen mi yaptın? Bunlarımı daha bunlar hiçbir şey değil. En kötü kabusum olacağım. İğrenç. Ben iğrenç değilim. Ben sadece güzelim. Tamam, güzelsin, anladık da tükürmen hiç hoş değil. Tamam. Öncesi o sadece sakız ve şimdi benim hikayemi dinlemek zorundasın. Ama önce sen videoyu beğen ve yorum yap. Bunların hepsi uzun zaman önce başladı. Ben sadece lisedeki tipik bir genç kızdım. Benim gerçek adım Penny Plington. Sonra herkes bana Cem demeye başladı. Ne yazık ki ben konuşmayı çok severim. Çenem düştü mü düşüyor. Kendimi susturamıyordum. Gerçi herkes benden sıkılıp kaçıyor. Çünkü insanlar duymak istediklerini dinlemeyi sever. Ben ise sadece doğruları söylüyordum. Herkes bana çeneni kapalı tuz koca ağızlı Penny diyordu. Saç kesimimi hiç sevmemişlerdi. Ve onlar da biz kendimiz keselim dediler. Kızlar bana koca ağızlı Penny, çenemi kapalı tut, kapı suratlı, cimcimi gibi çeşitli lakaplar takıyorlardı. Bu durumdan hiç memnun değildim. Çok üzülmüştüm. O yüzden kanala abone olma, suratımı istatik yaptırdım. Sizce ben çirkin miyim? En sonunda dayanamadım. Çok sinirlenmiştim ve gidip o pislik kızların yüzüne tükürdüm. Çok iğrençsin.
Herkes bana sanki yanlış yapan benmişim gibi bakıyordu ama artık en büyük pis, ağzı bozuk Penny'ydim. Artık beni tamamen dışlamışlardı. Siz arkadaşlarınıza öyle şeyler yapmayın. Kimseyi dışlamayın. Bu durum gerçekten çok üzücü ve psikolojiyi bozuyor. Bu sorunlar hakkında ailemle konuşmayı denedim. Ama onlar her zaman çok meşguldü. Onlara göre para ve hediyeler her sorunumu çözerdi. Oysa ki ben sadece onların ilgisini ve sevgisini istiyordum. Ben sadece beni dinleyecek birilerini istiyordum. Babamla bile konuşamıyordum. Hatta bir keresinde babam bana, Penny, seni çok seviyorum ama çok konuşuyorsun demişti. Anlatmak istediğin şeyler var diye çok konuşuyorum değil mi? Bunu anlamıyorlar. Yaşadıklarımı okul müdürüne anlatmaya çalıştım. Ama o da beni anlamayıp yadırgadı. Ve bana zorbalık yapanlardan özür dilemem gerektiğini söyleyip beni azarladı. Hepsinden, herkesten nefret ediyorum. Ne yani, dürüst olmak benim hatam mıydı? Bu kötü bir şey miydi? Neden herkes beni bununla suçluyor? O an aklıma muhteşem bir fikir gelmişti. İnterneti kullanacaktım. Çok mantıklı değil mi? Eğer buradaki insanlar beni dinlemek istemiyorsa ben de dinlemek isteyen birilerini bulacaktım. Ailemden bana bilgisayar almalarını söyledim. Ve videolarımı çekip YouTube'a atıyordum. Binlerce insan beni dinlemeyi seviyordu. Çok mükemmel takipçilerim vardı. Aynı senin gibi. Her şey inanılmaz güzel gidiyordu. Sonunda beni dinleyen birkaç kişi bulmuştum. Kapı çeneni, koca ağzı, beni gibi lakaplar da takmıyordu. Ama bitik aldım. Gün geçtikçe daha fazla ilerliyordum. Daha fazla takipçi geliyordu. Daha fazla ailem oluyordu. Çok mutluydum. Ve tabii ki okulda bana zorbalık yapan insanların hepsini engellemiştim. Bu gerçekten harika bir duyguydu. Çeşitli konferanslara ve kongrelere çağrılıyordum. İnsanlar beni dinliyordu. Ve son olarak Birleşmiş Milletler halkıyla bile konuşmuştum. Hayatım çok güzel gidiyordu. Ama bir gün insanlar beni dinlemekten sıkılmaya başladı. Nerede yanlış yaptığımı bilmiyordum. Ve bunun için bir açıklama videosu bile yayınladım. Ama markam bir gecede etkilenmişti. Ve okuldaki zorbaları engelleyemiyordum. Tüm dünya, insanlar artık beni dinlemek istemiyordu. O yüzden kanalımı kapattım. Evde hayat sorgularken bir adam beni aradı. İnflankerları ve yatırımcıları toplayan pretisli bir grup temsil ettiğini, beni tekrardan en zirveye çıkaracağını ve onunla Rainbow Friends oyun alanında buluşmam gerektiğini söylemişti. Kafamda sorular vardı ama yine de kabul ettim. Buraya geldiğimde kendime neden burayı seçti ki bu adam diye sordum. Çünkü burası biraz ürkütücü duruyordu. Aynı zamanda bir çocuk oyun evine benziyordu. Hatta buna park bile denebilir. Adamla buluştuktan sonra tabii yine ben ağzımı kapatamadım ve aklımdan ne geçiyorsa söyledim adama. Ama adam bundan hiç rahatsız olmadı. Ona hakaret eden hoşuna gidiyor gibiydi. Ve bana Rainbow Friends oyun alanını gezdirdi. Evet, bu çok sıkıcıydı diye düşünürken laboratuvarına geçtik ve kapı arkamdan birdenbire kapandı. Savaş ya da kaç, içgüdüm devreye girdi ve suratına tükürdüm. Aslında bu hiç işe yaramıyordu. Neden yapıyordum bilmiyordum. Geri giderken beni dolap gibi bir şeye kilitledi ve bana güle güle Penny deyip kolu indirdi. Eskiden sahip olduğum koca ağzı aklıma geliyordu ve şu an daha kötüsü oluyor. Cildim gerilmeye ve genişlemeye başlıyordu. Pembeye dönüyordum, gözlerim uzuyordu. Sanırım bu adam diğerlerini de böyle canavara dönüştürmüştü. Ama ben onlar kadar çabuk pes etmeyecektim. Kontrol edilmeyi sevmiyordum. Oradan kaçmak için onunla dövüşüyordum. Ama adam benden zeki çıktı. Ve bu duruma karşı önlem almış olacak ki orada bayıldım. Uyandığımda etraf biraz karanlıktı. Ve bodrum katta bir zindanın içindeydim. Adam beni ziyarete geldi ve bana çok az sinir bozucu olduğunu ve çok konuştuğumu söyledi. Adam önce beni oraya hapsetmiş, üzerine bir de bana zorbalık yapmış, sonra da elini kolunu sallaya sallaya içi gibi gitmişti. Ben ise gözyaşları içinde boğulmaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Ama yine de zamanın gelip buradan çıkacağını biliyordum. Bu yüzden sakince bekledim, ta ki sesini duyduğum diğer yaratık başarana kadar.
Ortalık karışmıştı ve kafesimin elektronik kilidi hasar görmüştü. Ve ben de oradan kaçtım. Gerisi tarih oldu. Şimdi ben o adama ve geri kalanınızı ona bu kadar istekle hizmet eden serserileri yok etmek için geldim. Sizden nefret ediyorum. Neden benim hayatımı elimden aldınız? Ben sadece konuşmak için birilerini arıyordum. Pembe, başına gelenler için üzgünüm ama bizi anlamıyorsun. Herkesin hikayesi farklı. Burada olmayı biz istemedik. Bekle, bir zamanlar sen de mi insandın? Evet, hepimiz öyleydik. O zaman bizi dönüştüren adam nerede? Canavarlar, hadi onu bulalım ve hesabını ödetelim. Pembe, ona ödettik. Ne? Evet, böylesi daha iyi. Dur sana yardım edeyim arkadaşım. Kırmızı. Evet. Ne oldu mavi? Hiç bir şey. Bu 30 gün boyunca videolarımızı en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 7/24/365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil, herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Öncele Cabbar, işimizi bitirmeliyiz. O impostor bizi bitirmeden önce bana Buz Gil'den bahset. Tamamdır Necmettin, şimdi hemen burada storyleri yok edip yolumuza devam edelim, tamam mı? Necmettin? Lağmen kötü düşünme. La oğlum, haydi lan içeri al beni, valla bir şey yapmayacağım sana. Olamaz, kesin öleceğim. Şimdi bana bak, öncelikle bu hayatta kalma çabanı tebrik ediyorum. Ama öldürme süram dolmak üzere, yani kazanmam lazım, sen de bana hak ver. Ne oluyor? Affedersin, affedersin la oğlum, kalk üstümden la, Allah Allah, beni mi öldüreceksin? Neredeyim ben? Aman gastırsın, bu yer çok tehlikelidir. Bu arada şu altındaki var ya, işte o impostor. Bana yalan söylüyorsun lan adama. Bak hele burnunu kırırım ha, ben impostor değilim ya. Arkama geç balık gözlü crewmate. Evet işte böyle. Crewmate ne? Benim adım Kırmızı ve ben Rainbow Friends'im. Sizin olduğunuzu bilmiyorum. Özellikle beyaz olan, sana hiç güvenisim ya gelmiyor. Tövbe tövbe, neyse ya. Şimdi ben şuradaki düğmeler olan yere yanlışlıkla saldırdım. Sonra geçit mecidi açıldı, sen buraya geldin. Böyle oldu yani. Olarak. Evet anladım, gayet olası. Evet evet, her neyse. Şimdi oyunumuza hoş geldin. Sen benim takımımdasın. Gel de sana etrafı göstereyim. Ya oğlum Cabbar, dur bir hele ya. Adam seni keser, organlarını satar, sallıyor. Ya sanki senin yanında kalsam beni öldürmeyeceksin. Sus Allah için Mehmet, sus. Lan tamam oğlum, en azından benim ne yapacağım belli. Şu adama bak, gözlere bak. Ben susayım diye bağırır resmen. Lan şu ellere bak, kürek gibi bir tane vurursa sen bayıltır. Valla ben sana uyardım canım var. Sen neredesin? Asıl sen nesin? Kollarım nerede? Asus senin küler diye mi? Niye mi var? Gel de sana göstereyim niye olduğunu ezik kolsuz. Bak böyle istemiyorum, tamam mı? Tamamlamam gereken görevler var. Seninle hiç uğraşamam. Görev mi? Evet, burada elektrikçilik yapıyorum. Distribütörü ayarlıyorum. Sus. Ooo, Ama portadan geçiyorum ve bir kafeteryaya düşüyorum. Sanırım bu başıma gelen en iyi kötü şey. Pekala. Aa, buradan olay böyle olabiliriz. Dinozor modini ne zaman kurduk da? Aa, bunlar niye bana bir şey söyleme? Ah bebeğim, evet işte tam olarak bundan bahsediyordum. Ne üşüyorum ulan, niye bana öyle bakarsın şimdi sen? That.
tavuk yeme zamanı. Benden uzak dur adamım. Artık oyun yerinde olduğumu sanmıyorum. Ey dostum, çok havalı ellerin varmış, sürekli sallanıp duruyor. Bu muhteşem. Ve neden buradasın, yoksa ikinci el araç alım satım mı yapıyorsun? Ne? Hayır, ben Yeşil, Rainbow Friends'ten. Peki ya sen kimsin? Ben de Necmettin dostum. Sanırım yanlışacağız. Evet adamım, bence de öyle olacak. Merhaba, kimse yok mu kırmızı? Eğer bu yine senin başının altından çıkan bir şeyse bu defa. Bak hele, nereden geldiysen oraya geri dön, yürüyen sal ya. Neyden bahsediyorsun sen? Niye bana vurdun? Bak hele Leo, beni kandıramazsın. Sen onun o kırmızı olan var ya, kesin impostorsunuz. Kesin. Şu an tek bildiğim impostor hakkında hiçbir şey bilmediğim. Yani normal, zaten impostor olduğun için bilmiyorum. Hayır dostum, benimle hiçbir alakası yok. Impostor ne onu da bilmiyorum ama kırmızı kesinlikle bir şeylerin peşinde. Bu tamam de, haydi gidip öğrenek. Bu da nedir böyle? İçimizdeki impostor her kimse onu buradan oylayıp dışarıya atıyoruz. Daha buldum, kesin bu Rainbow ucubelerinden birisi impostor. Kaptan hadi ama, seninle takım olduğumuzu düşünmüştüm. Yok, sen de niye takımın, ben öldürme diye öyle dedim. Beyler, ben Mor'u Rant'i giyerken gördüm. Hadi ama Mor masumdur, onu suçlayamazsın. Pekala, 5 lira verirsen kabul edebiliriz. Peki sen buraya nasıl geldin? Sanırım bununla alakalı olabilir. Oo, bu çok mantıklı. Sanırım butona basmalıyız. Hangisi buton? Hepsi olabilir. Mantıklı. Kırmızı, sen impostorsun. Bak burada mavi geldi, haklısın. Mora oy veren tek Rainbow'sun Leo. Sadece kazanmak için oynuyorum. Evet, peki impostor olduğuna dair kanıtınız var mı? Çünkü buraya gelmekle ilgili bir gerçeği çok iyi biliyorum. Bugün kırmızının bir portal inşa ettiğini gördüm. Kesin sadece bizim boyutumuzdan sıkıldı diye yeni bir boyuta geçmek istedi. De gitsin, bir de bizi de peşinden sürüklüyor. O düşündüğün gibi bir bilim adamı değil. Ne kadar iyi görünse de çok çılgın bir bilim adamı. Sonra birden makine sizin dünyanızdan sinyal alınca makine kontrolden çıktı ve bizim dünyamızdan sizin dünyanıza portallar açtı. Çok acil bir toplantı yapacağım. Herkes buraya toplansın. Oh hayır, birinin başı belada. Evet, sen. Hulusi! Turuncu dur! Yoksa bir impostoru mu yakaladık? Pekala, bu çok kolaydı. Turuncu her zaman çok açtır. Bu bir oyun olsa bile sınır tanımıyor. Öyle olmasa arkadaşın hala hayatta olurdu. Baba ne bak, kırmızı gele, neden bahsediyorsun oğlum sen? Arkadaşımı öldürdü o dinozor. Sen daha gel ki bana yok açlık bilmem ne diyorsun. Ben de ektim burayı, bu oğlar güvenilmez diye. Bu çok etkileyiciydi dostum ama benim işe kardeşim öyle diyemezsin. Aslında annelerimiz farklı ama. Eyvallah adamım. Bakın şimdi ben dinleyeyim veletler. İki tane impostor kaldı. İki tane de Rainbow kaldı. Bu ikisinin olduğu açıkça ortada. Yeşil, dayan dostum. Biri konuşsun, gören oldu mu? Ben görebiliyorum. Yapan kişi. Hayır. Yeşil. Ne bakıyorsunuz da, ben mi yaptım? Daha yeni bizi göndermek istediğini söylüyordun. Yani? Bugün burada yaptıklarınız için sizi asla affetmeyeceğim. Yeşil bana boş para verecekti. İmpostor Mehmet'i dışarı atmak isteyenler bendesin. Ben. La oğlum durun bir. Bu imkansız, Mehmet Kremit mi? Evet, sana söylemeye çalışmıştım. Peki şimdi sence impostor kim? Cabbar, hadi ama aklını kullan. Mavi, kötü göründüğünü biliyorum ama ben senin arkadaşınım. Kırmızıyım ben. Evet, beni canavara dönüştüren, ailemden uzaklaştıran ve hayatımı çalan arkadaşımsın. Ama sen öyle dersen olmaz. Üzgünüm, kırmızı, seni atacağız. Bak arkanda. Bir şey göremiyorum. Nasıl yedik bunu? Ben gerçekten bir şey göremiyorum çocuklar.
Peki şimdiki savunman ne olacak? Neyse konuşma ya, buradan defol. Mavi, yemin ederim ben impostor değilim. Sana neden güvenelim? Çünkü ben olsam neden buraya kadar kıçayım? Venti girerdim. Hey, bir dakika. Neden vente girmedi ki? Burası neresi? Ben neredeyim? Bu da ne? Buradan gitmem gerek, o şeyin bana ne yapacağını bilmiyorum. Hah, mükemmel. Ucube, senden kurtulma vakti. Oh, çekil benim yolumdan. Oh, hadi ama hadi. Bırak beni. Bu da ne? Harika hissediyorum. Evet, bunu sevdim. Tamam Yeşil, bunu yapabilirsin. Tamam, daha sessiz konuşmalıyım. Varsayıyorum ki bu şeyin benim gibi gözleri yok. Bu yüzden benim gibi kör olmalı. Ben kendimi duyma konusunda geliştirdim. O yüzden o daha iyi oluyor olabilir. Bak, bu böyle olmak zorunda değil. İkimizin çok ortak yönü var. Bunu görüyorum. İkimiz de iyiyiz ve bir... Sanırım öleceğim. Keşke son bir defa diğerleriyle birlikte olabilsem. Sorun yok Yeşil. Sana yardım etmek için buradayım. Mor, bu sen misin? Sesin değişmiş. Ne oluyor? Sen bana ne yaptın? Seni mükemmelleştirdim. Farklı hissediyorum ve daha iyi. Önceki Yeşil'den daha güçlüsün. Şimdi bitir işini. Gücünün ne kadar işsiz olduğunu görebiliyor musun? Bunu nasıl yaptın? Daha önce böyle bir gücüm olduğunu bilmiyordum ama bunu sevdim. Aslında bu güçlerden diğerlerine de hediye etmeliyiz. Bu yer canavarlarla dolu. Hayatta kalmak istiyorsak güçlü olmalıyız. Kesinlikle katılıyorum dostum. Ben turuncuyu alıyorum. Ben de senin gücünden olmayabilir ama turuncu zaten minik bir şey. Onu dönüştürmek uzun sürmez. Ve ben de iyi arkadaşımız kırmızıyı bulacağız. O şey oradan gidene kadar asla oraya gitmem. O şey ne bilmiyorum ama uğraşmak da istemiyorum. Belki de sadece saklanmalıyım. Evet evet, sonsuza kadar burada saklanabilirim. Hem kim ne yatsın Rainbow Friends'i. Burası oldukça rahat ve bence gayet huzurlu. Ne oluyor? Hayır, beni buradan çıkaramazsın canavar. Ben... Hey, beni geri al seni aşağılık. Merhaba. Beni yakalayabileceğini mi düşünüyorsun? Ha? Hadi deneyip görelim. Hızlısın. Çok hızlısın. Yeşil, beni hemen buradan çıkart. Sana tabii ki de yardım edeceğim. Bu da ne? Bu o kadar da kötü değilmiş. Evet evet, hiç kötü değilmiş. Ya bu çılgınca. Neredeyse ölüyordum. Bunu nasıl yaptın? Sorularını sonraya sakla. Şimdi kırmızıyla maviyi bulmamız gerek. Partiye hazır mısın? Hadi partileyelim. Aptal şey, neden çalışmıyorsun? Biz nasıl dışarı çıkacağız? Uzak dursan iyi olur. Bir silahım var ve kullanmaktan hiç çekinmem. Denediğini görmek isterim. Pekala, bunu sen istedin. Aptal şey, nesin sen? Kendi arkadaşın nasıl tanımazsın? Benim Mor. Mor,
Ama sen... Biliyorum. Harika görünüyorum değil mi? Oyun yerine geri dönmenin yolunu bulmalıyım. Gücüm boyutlar arası bir güç gibi görünüyor. Belki kaybol portaya çıkman eve dönmemize yardım edebilir. Neden şimdi yeteneklerimle ayrılmak isteyeyim? Ayrıca bu dünyayı yönetebileceğim güçlerim var ve bizi buraya sen getirdin. Hiçbir yere gitmiyorum. Anlamıyorsun. Buraya gelmek bir hataydı. En başında söylemeye çalıştım. Bahsettiğim bu portal silah üzerinde çalışıyordum. Bizi farklı bir dünyaya götürmek istiyorum ama hesaplamaların hepsi doğru olsa bile tehlikenin farkındaydım. Biz yanlışlıkla farklı bir yere, olmak istemeyeceğimiz bir yere ışınlamaktan korkuyordum her zaman. Başka günlerde tekrar denedim ama olmadı. Her şeyini yeniledim. Yeni enerji kaynakları denedim ama olmadı. Vazgeçtim ve onu çöpe attım. Evet, görünüşe göre bir şekilde mutasyona uğrayıp başka bir dünyaya portal açılmış. Sonra bir şey beni ve hepinizi bu dünyaya zorla çekti. Bir odaya ışınlandım ve çok da tehlikeli görünmüyordu. İçim rahatlamıştı. Şimdi ise benim yüzümden bu haldeyiz. Mor, böyle olsun istemezdim. Sorun değil, anlıyorum Kırmızı. Ama ben de bir değişiklik oldu. Sanırım sana yardım edebilirim. Mor, ona ihtiyacımız vardı. Bizi kurtul. Ne? Goblin ne lan? Hepiniz havalı oldunuz da ben böyle bir şey oldum. Ben sizin liderinizim. Benim daha havalı olmam lazım. Oramıza çok hoş geldin. Şimdi bize katıl. Planımıza çok az kaldı. Yorulmaya başladım ama bu geçtiğim 40. kapı ve daha bitmiyor. Umarım yakında birilerini bulurum ya da bir çıkış yolu. Umarım burada yalnız değilimdir de birileri bana yardım eder. Neyse, acele etmeliyim. Hadi ama benimle dalga mı geçiyorsun? Bu sonsuza kadar sürer. Belki üçüncüsüdür. Çocuklar, Allah şükür buradasınız. Çocuklar? Yok olayım. Size ne oldu böyle? Neyiniz var sizin? Sen kusurlusun Mavi ama biz mükemmeliz. Tüm bunları yapmanıza izin vermeyeceğim. Hepinizi değiştirmenin bir yolunu bulacağım. Burada böyle kalamazsınız. Belki de istediğimiz budur. Eve gitmeliyiz. Aslında burada kalmak istemiyorsunuz. Gücünüz gidince anlayacaksınız. Sorun yok Mavi. Yakında sen de isteyeceksin. Benden nasıl kurtulacaksın ha? Hayır, bunu yapabilirim. Dur bir. Evet, burası çıkış olmalı. Hayır. Neler oluyor? Yoksa öldüm mü? Ne? Neler oluyor? Gözlerim. Oh, başım. Başım ağrıyor. Midem bulanıyor. Açıkçası ben açım. Mor, bizi kandırdın. Kendine hakim olmalısın. Canavarlara güvenme. Onun suçu değil dostum. Bunu bize glitch yaptı. Ama artık normale döndük. Ama eve nasıl gideceğiz? Onlara yaptığım bu şakaya bayılacaklar. Çok eğlenceli olacak. Mor! Havarilerle ne yapıyorsun? Mor, acele et. Buradan hemen çıkmalıyız. Çocuklar. Mavi, yardım et. Mor, yetiştim. Diğerleri nerede? Ben bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Orası bizim evimizdi. Onlar arkadaşlarımız. Bizim arkadaşlarımız. Kurtulabildiklerini sanmıyorum. Hepsi benim hatam. Mor, sen ve ben kaldık. Şimdi ne yapacağız? Ne? Hayır! Sanırım bu Rainbow Friends'in sonu. Hey ucube! Parti bitti! Önüne baksana!
Sanırım iyiyim. Sadece başım ağrıdı. Şuna bak, arabamı ne hale getirmişsin? Seni ahmak. Şu cübbelere bakın. Şu kostümlere bak. Bu kostümü şeyden mi aldın? Ezik kostüm mağazası. Bilmiyorum, o çok pahalı görünüyor. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Neden bunu yapıyorsunuz? Yüzüme vurmayın. Mor. Bu çocuklar çok garip. Hadi çocuklar. Şuna bakın, bu kesin iyi para eder. Vay, ne kadar da parlak. Evet beyler, şimdi sorun nedir? Çocuklar benim tacımı çaldı. O tarafa doğru kaçtılar. Ve siz niye kostüm giyiyorsunuz? Bu kostüm değil, bu benim bedenim. Evet, tabii ki. Hadi okula dönün çocuklar. Yatacak bir yer bulsak iyi olur. Biz hangi otel alır ki? Herkes neden bu kadar kötü? Bence sen artık ateşten uzak dursan iyi olur. Şaka için çok soğuk dostum. Şakanı başka zamana sakla. Bu çok iyi. Asıl ihtiyacımız olduğunda neredeydin? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir iş bulmalıyız. Çalışamam ki. İş sürmeye dışında bir yeteneğim yok. Ben hammal olabilirim veya bir çöpçü. Bilmiyorum dostum. Şu an tek bildiğim bu. Ve biz Rainbow Friends'ten geriye kalan tek şeydik. Çok lezzetli görünüyorlar. Koç! Yiyecek, içecek veya kalacak yer için paramız yok. Bu yüzden tek seçeneğimiz her işi denemek. Dünya ikimiz için Rainbow Friends'in dışında çok zordu. Kimse bizimle konuşmuyordu. Hatta insanlar bizi gördüğünde bağırıp kaçışıyorlardı. Rainbow Friends'teki insanları kovalamaktan zevk aldığımız günler bitmişti. Kırmızının deneylerine maruz kalmayı bile özleyeceğimi hiç düşünmezdim. Neyse, en azından yanımda mor var. Vay canına, artık insan yemediğimizi fark ettim. Buna mecburuz. Bilirsin, en kötü durumda her şey yapılır. Oh mavi, çok fazla etlisin. Beni bir süre daha hayatta tutabilirsin. Acaba tadın nasıldır? Ne yapıyorum ben? O benim arkadaşım. Ve sanırım... O da aynı şeyi düşünüyor. Bir fikrim var. Hey küçük dostum, hava çok soğuk ve yağmurlu ama bu kutunun içi gayet iyi. Neden bu kutuya geçip bizimle birlikte... Ne bırak beni. Ya, bu şeyin sana saldırdığına sevindim. Çünkü artık bunu yerken o kadar da kötü hissetmeyeceğim. O benim minik cupcake'im mi? Hayır, o bir köpek. Cupcake, buraya gel oğlum. Günlerdir seni arıyorum oğlum. Siz çocuklar çok iyisiniz. Onun hayatını kurtardınız. Bütün gün bunun için uğraştık. Cupcake'imi kurtardığınız için lütfen onu kabul edin. Bu gerçekten oldu mu? Garip görünümlü arkadaşlar. $100. Bu köpek etinden çok daha iyi. Bana teşekkür etmene gerek yok. Sana mı? Bu benim fikrimdi. Yaşlı kadının köpeğini ben yakaladım. Bu karmaşanın içinde olmamızın nedeni de sensin. Tamam, onu paylaşalım sadece. Mor. Turuncu. Turuncu, senin neyin var? Hey, bu benim çöpüm, ona sahip olamazsın. Turuncu, biziz. Senin öldüğünü sandık. Ben de sizin. Eğer sen çıktıysan belki de yeşil de kurtulmuştur. Başına kötü bir şey gelmeden onu bulmalıyız. Yeşil, sen misin? Beyler, hayattasınız. Sen de yaşıyorsun.
Evet, seni görmek çok güzel. Kırmızı nerede? Henüz bilmiyoruz ama şimdi onu aramaya gideceğiz. Birlikte kesinlikle Rainbow Friends oyun alanını yeniden inşa edebiliriz. Geri gitmiyorum artık. Rainbow Friends oyun alanından nefret ediyorum. Bence hayatımıza devam etme zamanı geldi. Daha büyük ve daha iyi şeyler yapabiliriz. İnsanlar bağırıp kaçmazlar. Gülümse ve gülümset. Hem para da kazanıyorum. Ne oldu? Üzgünüm dostum, yeni bir tane bulduk. Ve bu adama para ödemek zorunda bile değiliz. Yani kovuldun. Tamam, hadi kırmızıyı bulalım. Onu nerede bulabiliriz? Akıllı insanlar nereye gider? Kolej. Akıllı insanlar para ödemeden nereden bilgi edinir? Kütüphane. Evi yeniden inşa etmek için bilgi ediniyordum. Bu bilgilerle oyun alanını yeniden inşa edebiliriz. Ama yangında bütün aletlerimizi kaybettik. Durun Mavi, 100 dolarımız var. Oh, hayır, onu sokakta bıraktık. Yeşil, sen çalışıyordun, para aldın mı? Sadece 1,5 gün çalıştım. Bu yüzden fazla değil. Ne kadar? Sadece birkaç yüz dolar. Geriye kalan tahta artıkları, elimizdeki para ve benim üstün mimari yeteneklerimle aklım birleşince evet, tabii ki de yeterli olabilir. Buraya gelin, onu buldum. Kim olduğunu görebildin Hayır. mi? Hayır. Harika. Yavaşlığınız yüzünden onu kaybettik. Bak, oraya girmiş olmalı. Bu da ne böyle? Öleceğiz. Bekle, bunun ne olduğunu biliyorum. Bu bir... Bize ne oluyor böyle? Bu ne? Bu imkansız. Hadi ama. Evet, bu tam olarak düşündüğüm şey. Bu gaz hayvanları Rainbow Friends'e dönüştürüyor ama birisi onu tersine çevirmiş olmalı. Ve şimdi ise gaz Rainbow Friends hayvanlarına dönüşüyor. Biliyordum. Hey. Yani bu senin suçun mu? Hayır hayır hayır, o gaza benden başkası erişemez. O zaman başka kim yapmış olabilir ki? Bence kesinlikle peşinde koştuğumuz kişi suçlu. Ama bütün kapılar kilitli. Tünellerin nereye çıktığını da bilmiyoruz. Hep birlikte yolu bulabiliriz. Hey, nefes alamıyorum. Çocuklar, beni bekleyin. Sadece bir saniye. Şimdi ne yapacağız? Yeşil, kontrol panelini sökmek için pençelerini kullan. Tamam Mavi, şimdi oradaki kabloyu çıkar. Tamam, bu da işe yarıyormuş. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Onu biraz suya sokmamız lazım. Vay canına, bir an öldüm sandım. Bize panzehir hakkında ne söyleyebilirsin? Buralarda bir yerde olmalı derim. Kırmızı, onun kokusunu alamıyorum. Yanında götürmüş olabilir, öncesi için. Ne öncesi? Mavi. Meşgulüm Kırmızı, görmüyor musun? İksirin etkilerini tersine çevirebiliriz ama biraz daha zaman gerekli ve şimdiden hayvani içgüdülerimize teslim olmaya başladık. Böyle sıkışıp kalabiliriz. Şimdi sen bana sonsuza kadar bu kadar yavaş olacağımı mı söylüyorsun? Onun kötü olduğunu mu düşünüyorsun? Ben bir balık oldum, parlak zihnim bu kafeste tıkanıp kaldı. En azından Mavi sevimli. O panzehiri hemen bulmalıyız. Ben bundan bıktım. Sakin ol. Eğer normale dönmek istiyorsan bizimle kalmalısın. Kendime yardım edemem. Yeşil, o kediyi bulmalıyız. O
onları takip etmeliyiz ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Şaka mı yapıyorsun? Yeşil geri dönüp bizimle kalmalı. Seni bilmiyorum ama ben sonsuza kadar böyle sıkışıp kalmak istemiyorum. Pekala, onları yalnız bırakmayalım. Sıkı tutun, gidiyoruz. Pekala, neredeyiz? Yeşil, mavi, burada mısınız? En yakın zamanda bundan kurtulmalıyız. Mavi, ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Yeşil, Mavi, beni dinleyin. Hala iradeniz sağlam. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kendime hakim olamıyorum. Hayır, onlar doğal düşmanlarımız. Hayvan içgüdülerine boyun eğiyor. Sakin çocuklar. Aferin, aferin. Nur, bunu bize sen mi yaptın? Evet, çok heyecanlı ve güzel değil mi? Güzel mi? Beni kırmızıya benzeyen yavaş hayvana çevirdin. Biz ve hayvanlar her geçen saniye birleşiyoruz. Benliğimi kaybediyorum artık. Sadece bir dakikalık bir hafızaya sahibim. Ben de dişlerimi kaybettim ve çok yavaşladım. Evet, bir balık olarak bir dakika öncesini hatırlamıyorum. Bunu bize neden yaptın? Çünkü... Hatırlarsan kimsesiz kaldım. Bütün ailem bir ev yangınında vefat etti. Çocuktum ve evlat edinilmeye zorlandım. Bir sürü ev dolaştım. Yeni ailelerime bağlantı kurmakta hep sorun yaşadım. Gittiğim her yer ailemin yerini tutmadı. Ama sonra gittiğim çoğu evde hayvanlar bana arkadaşlık ediyordu. En karanlık zamanlarımda, en yalnız olduğum zamanlarda bile bana koşulsuz sevgi verdiler. Onlarla tüm dünyadan daha iyi bağ kurduk. Ve ben geçici anne baba ve kardeşlerimin evlerinde her türlü evcil hayvanla tanıştım. Kediler, köpekler, balıklar, kaplumbağalar, her tür. Kendi kendime bunlar ne tür varlıklardı da böyle beni asla yalnız hissettirmediler dedim. Ve kendime söz vermiştim. Büyüyüp kendi evim olduğunda benim de bir evcil hayvanım olacaktı. Ve bir gün yetimhaneye giderken bu fırsata sahip oldum. O zamana kadar gördüğüm en cılız ve küçük köpekti. Ama çok şükür biz birbirimizi bulmuştuk. Kesinlikle o köpek benim en iyi dostum oldu. Her gün gizlice onunla oynamak, ona yemek vermek için dışarıya çıkardım. Bir gün büyük bir fırtına geldi. Onu dışarıda bıraksam başına gelecekleri biliyordum. O yüzden içeriye geçirmeyi denedim. Hey, sen o yüz köpeği içeriye geçiremezsin. Kuduz olabilir. Kurtul ondan hemen. Onu dışarıya çıkarmak zorunda kaldım. Ve fırtınaya dayanamayıp gitmek zorunda kaldı. Hayattaki tek şeyimi kaybetmiştim. Ama sonra onu gördüm. Biri bulmuş. Aslında dostuma yeni bir ev kazandırmışım. Ona onu terk etmediğimi söylemek için yanına gidecektim. Ama yapamadım. Çünkü o benden daha iyisini hak ediyordu. Kendime yeni bir köpek almaya kararlıydım ama maddi durumum asla iyi olmadı. Bu yüzden ben de seni evcil hayvana dönüştürmek istedim. Her zaman benden hoşlandığını biliyordum dostum. Yani her şey yolundayken seni seviyoruz tabii ki. Mor, bizi sadece kendi zevkin için dönüştürdün. Bunu yaptığına inanamıyorum. Kırmızı haklım mor. Turuncu, benimle kal. Üzgünüm kırmızı. Nasıl yaptığını söyle. Bizi hemen dönüştür yoksa kendimizi yenik düşeceğiz, tamam mı? Yeni evcil dostlarımdan tekrar vazgeçmeyeceğim. Mavi, ısır onu oğlum. Hey işte oğlum, topu istiyor musun? Tabii ki de istiyorsun. Koş yakala. Beni durdurmanın hiçbir yolu yok. Burada biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Yeşil, çok şükür hala beni tanıyorsun. Benden uzak dur. Görünüşe göre yapabilecek tek kişi benim. Hala kendimi kontrol edebilirim. Hayır, tekrar. Bacaklarım olduğu için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Buraya gelin iyi çocuklar, iyileşme vakti. Hayır. Özür dilerim, tamam, beni affedebilir misin? Bir şartla. Hey, beni buradan çıkarın, aklım başıma geldi.
buraya gel ve bana yardım et, düşeceğim. Bu da ne? Mavi, öldüğünü sanmıştım. Ne oldu, bunu bana sen mi yaptın? Ne kadar da küçüksün. Mavi, lütfen beni dinlemelisin. Nükleer reaktörün içine düştüğünü gördüm. Aynı şey benim de başıma geldi. Kendi başıma düşünerek laboratuvarda dolaşıyordum. Aniden kırmızı bana saldırdı. Bir çeşit deney yapıyordu ve bir kobaya ihtiyacı vardı. Sonra beni reaktöre attı ve bak bana ne oldu. Beni reaktöre attı ve şimdi de bu garip güçlere sahibim. Bunu aklında mı yapıyorsun? Evet, telekinezi gücüm var. Sanki bir tür süper kahraman oldum ve şimdi senin de. Süper güç, bu harika. Hadi buradan gitmeliyiz. Tabii bunun arkasında da o vardır. Bizim de sürekli deneyler yapıyor. Hey, bunları çalmayı başardım. İçlerinde nükleer sıvı var. Bu gücü kullanıp diğer herkesi yakalamalı ve onlara süper güçler vermeliyiz. Böylece bir takım olabiliriz ve artık yukarıda yenilmez bir kırmızı olmaz. Hadi bebeğim, kırmızıyı ödeteceğiz. Hadi ayrılma vakti. Kraliçeyi ben alırım. Gidelim. Sabit dur. Sadece bir atış hakkım var. Hey, biliyorsun ne dediğini duyabiliyorum. Tamam, kör olman bana gizlice yaklaşman için bir avantaj ama seni duyabiliyorum. Bu senin iyiliğin için Yeşil. Dur, kaçma. Mavi, ne yapıyorsun? Neden bana ateş ediyorsun? Kentine hakim ol Mavi. Delirdin mi sen? Yerinde kal. Seni vurmam gerekiyor. Asla. Yolun sonu gibi görünüyor Yeşil. Mavi, bunu neden yapıyorsun? Ben senin arkadaşınım. Kesinlikle. Kıpırdamaman gerekiyor dostum. Bu tek yol. Sakın direnme. Hayır, lütfen. Adamım, artık daha esneksin. Bana ne yaptın sen? Esnekliğin süper gücüne sahipsin. Sonsuza kadar gerilebilirsin. Beni eski halimi çevir. Yapamam dostum. Yani henüz şimdilik yapamam. Bu güçlerinizle bize yardım etmeniz gerek. Niçin? Yakında göreceksin. Neyin kokusu bu böyle? Tamam, evet, işte bu benim için kocaman beleş bir pizza. Ve şuna bak, en sevdiğim soslardan var üzerinde. Mükemmel ve çok lezzetli görünüyor. Hayır, pizzam. Üzgünüm turuncu ama seni cezbetmek için bir şeyler yapmalıydım. Hey dur, beni kaldırdın, bunu nasıl yaptın? Endişelenme turuncu, bana teşekkür edeceksin. Ben eğlenceli hissediyorum. Vay canına, neler oluyor? Bunu nasıl yaptım ben? Ben sesten daha hızlı oldum. Pizzam! Oh, bu harika. Sana demiştim. Bana sonra teşekkür edersin. Şimdi etrafta oynamayı bırak. İşimiz var. Eğer onu yok edersen belki işler çok ileri gitmeden düzeltebilirim. Mor'un bir şey yapmasından korkuyorum. Ne oluyor? Bunları mı arıyordun? Ha? Yeşil, turuncu. Aman tanrım, değişmişsiniz. Tam istediğin gibi olduk değil mi? Diğerlerine ne yaptığını biliyoruz. Ben mi yapmışım? Ben hiçbir şey yapmadım. Bir şey yapmadığına emin misin? Çünkü hiç öyle görünmüyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Ben gerçekten masumum. Bence hiç öyle değil Kırmızı. Yaptıkların bedelini ödeyeceksin. Bizimle geliyorsun. Sizinle mi geliyorum? Nereye götürüyorsun beni?
Her şeyin sonu geldi Kırmızı. Bunu bana neden yapıyorsun? Senin masum olduğuna inanmıştım. Bu moru içine attığın şey. Şimdi bu reaktör sıvısının tadına bakacaksın. Ne? Sana böyle mi söyledi? Evet. Dediğim doğruydu. Bana inanın, bunu ben yapmadım. Beni dinleyin. Bunu mor başlattı. Mor kapıyı kırıp laboratuvara gelmişti. Bana bak, ben zayıf olmaktan bıktım artık. Zayıf mı? Ne zayıflığı? Öyle mi? Hep havalandırmalarda saklandığını bir düşün. İp gibiyim, hiç kasım yok ve bundan bıktım ve artık buna katlanamayacağım. Ne üzerinde çalıştığını gördüm Kırmızı. Beni daha güçlü yapmak için kullanmanı istiyorum. Ama deneyimi tamamlamak için henüz çok erkendi. Mor reaktöre atlama riskini aldı. Bunu yapamayacağını söyledim. Bak Mor, deney henüz bitmedi ama bittiğinde istediğini yaparız. Umurumda değil. Kullanmama izin ver ve yolumdan çekil. Dur. Bu doğru. Mor reaktörün içine atladı. Normalde onun içinden ölmeden çıkmasının imkanı yoktu. Ama beklenmedik bir şekilde deneyim işe yaradı. Ve Mor süper güçlere sahip oldu. Amacına ulaşmıştı. Artık çok güçlüydü. Yalan söylediğini biliyordum. Şimdi bana bak Kırmızı. Birinin böyle bir güce sahip olması hakkında hiçbir fikrim yoktu. Mavi, çabuk buraya gel. Ne oldu? Benimle birlikte bu havalandırma deliklerinde saklanmalısın. Mor kontrolden çıktı. Yeterince hızlı değil. Mor güçleriyle benim tüm vücudumu dondurmuştu. Mor, ne yapıyorsun? İyi hissediyor musun? Oo, ben sadece iyi hissetmiyorum. Mükemmel hissediyorum. Kırmızı. Kaç. Mavi, hayır. Direnme Mavi. Seni daha güçlü yapabilirim. Görevimde bana katılırsan istediğin her şeyi sana verebilirim. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum ve öğrenmek istemiyorum. Mor, bana yardım et. Daha fazla dayanamayacağım. Çıkar beni, elim kayıyor. İçine düşersem ne olacağını bilmiyorum. Lütfen yardım et. Tebrikler Mavi. İşimi kolaylaştırmış oldum. Şimdi... Unut. Mor size yalan söylüyor Mavi. En başından beri tüm bunlar onun hatasıydı. Başından beri bunu bize nasıl yaparsın? Nerede senin arkadaşlığın? Bu doğru. Şimdi hepsini hatırlıyorum. Bunu da Mor yaptı. Güçleriyle de benim hafızamı sildi. Gerçekten Kırmızı bırakacak mısın? O bizi her zaman kandırmaya çalışır. Bizi dönüşmeye ikna eden sensin. Kırmızı'ya bu kadar kızgın olmanın nedenini de anlayamıyorum zaten. Pekala, hemen açıklayayım. Ben... Sen ne? Çocuklar, intikamımız alma zamanı. Hayır, 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 hayır. Herkes kendini korusun, o patlayacak.